Zencefil aktarlarda kolayca bulunabilen, yeri geldiği zaman tıbbi amaçla, yeri geldiği zaman ise sofradaki zenginliği artırmak amacıyla kullanılan bir baharat türüdür. Zencefilin faydaları ve kökeni çok eski tarihlere dayanır ve zencefilin ana yurdu Asya'dır. Özellikle alternatif tıp yöntemlerinde kullanılır ve ilaç kullanmak istemeyen insanlar için son derece önemli bir şifa kaynağıdır. Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu zencefilin size yaptıklarını görünce şaşıracaksınız. Zencefilin %40 oranında azımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür, ishali önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Taşıt tutması, deniz tutması ve benzeri hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya geldiği gözlemlenmiştir. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir. 1980'den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmakta. Vücut ısısını artırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına da yardımcı olmaktadır. Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranında azaltıcı etki görülmektedir. Kolesterol düşürücü özelliği vardır. Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmekte. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir. Sinir uçlarında çeşitli uyarı alabilen özdeşmiş hücreleri etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir. Eklemler üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı gözlemlenmiştir. Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmalar sonucu, kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri olduğu gözlemlenmiş, yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1000 mg veya 1-2 damla kullanılan zencefil yağı şeklinde olmalıdır. Zencefilin yararlarının yanında tabii ki de fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır. Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olmakta, ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve psikolojik etki yaratmaktadır. Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulmalıdır. Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi önerilmekte. Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun 3'te 1'i kullanılmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemeli. Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasının önleyici etkileri araştırmalar sonucu gözlemlenmiştir. Hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşüğe sebep olabilmekte. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmektedir. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.